Dün Düzce depremi sonrası Düzce halkı biliyorum fazla bir panik yaşadı ki peşine büyük deprem gelir iddiaları ortaya atıldı. Ama dün depremin odak mekanizmasına ve çözümlemesine baktığımızda aslında depremin 12 Kasım 1999 depremi, Düzce depremi sonrası kalan oradaki segmentin kırılan normal bir fay parçası olduğunu gördük. Ben Düzce'de açıkçası bu saatten sonra hani en azından o bölgeyle alakalı büyük bir deprem beklemem. Orada bağımsız birden çok fay var. Üreteceği değerlerde ancak bu kadar olur zaten. Ki bağımsız bir fay olduğunu ardından gelen artçı depremler de gösterdi. Düzce halkına öncelikle geçmiş olsun diyorum. Ben bundan sonrası için Düzce'de büyük bir deprem en azından şu an için beklemiyorum. Bu deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın tam kuzey kesiminde olan bağımsız bir depremdi. Şu an için İstanbul depremiyle, olası Marmara depremiyle bir alakası yok ama Kuzey Anadolu Fayı'nın İdeniye nasıl gerildiğini, oradaki parçaların nasıl stres boşalttığını bir kez daha görmüş olduk en azından. Olası Marmara depremine de bu yüzden her zaman hazırlıklı olmalıyız. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Her an her yerde en azından kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar her yerde deprem olabiliyor. Doğu bence aslında Elazığ depremiyle kendini kaybetmedi. Oradaki potansiyel tehlike bence devam ediyor. Son meydana gelen Hürmüzgan depremleri sonrası da ben özellikle Hakkari, Van, İran sınır bölgemize dikkat etmek gerekli diye düşünüyorum. Burada altı geçmeyecek bir deprem olsa da bu ilerleyen süreçte şaşırmam diye de ekleyebilirim. Bu yüzden doğusundan batısına, kuzeyine, güneyine ülkemiz bir deprem ülkesi. Her zaman her an bir depreme hissedilebilir ya da yıkıcı olan bir depreme hazırlıklı olmalıyız. Aslında Ege'de konuşmak lazım. Sisam Adası depreminden sonra biliyorsunuz İzmir büyük bir yıkıcı deprem yaşamıştı 30 Ekim günü. Yunanistan İdeniye sıkışıyor. Özellikle Mora Yarımadası, yani Yunanistan'ın hem güneyi hem de ortak ismi Atina açıkları, oraya bakmak lazım. Yunanistan'daki olacak 5 ya da üstü depremler öncelikle Ege sahillerimizi, yani kıyı şeridimizi ve özellikle ondan sonra da İç Ege kısmını, yani Manisa, Balıkesir, yine Denizli, Muğla, buralarda hissedilecek 4 büyüklüğünü geçmeyecek, yani 5'i bulabilir ama 4'ü 4.6, 4.7 geçmeyecek depremlerde önümüzdeki süreçte en azından bu yıl bitmeden bizlere gösterebilir.